Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Servet Özdemir ve çok sayıda öğretmen katıldı. Programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptı. Koca konuşmasında proje hakkında bilgi verirken yapılan çalışmaları anlattı. Güçlü bir şekilde bakanlığa geldiği günden itibaren Sayın Bakan'ın arkasına almış olduğu rüzgarla beraber bu işi 3-4 aylık gibi bir süre içerisinde hazırlığını yaparak bu 2023 vizyon belgesini hazırlamış olduğunu gördük. İnanın her okuduğumuzda, her defasında bir başka ayrıntıyı gördüğümüzü, çok hassas, çok profesyonel bir elle hazırlandığını müşahede etmekteyiz. Yaptığımız ikili münasebetlerde bu tip yaklaşımları, bu tip eleştirileri sizler de alıyorsunuz. Ama bunların bitirilmesi ve özlediğimiz, beklediğimiz neslin gelmesi, Asım'ın nesli diye belirtilen neslin gelmesini inşallah yine bu ordu, bu kadro tamamlamış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle aklı selim, kalbi selim ve zevki selim diye tavsif etmiş olduğu neslin yetişmesini de vesile olmasını temenni ediyorum. Ardından konferansa katılan Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Servet Özdemir, 2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm konulu sunum gerçekleştirdi. Thomas Friedman diye bir adam var. Dünya düzdür diye bir kitap yazdı. Aranızda okuyanlarınız var dünya düzdürü. Dünya düzdür 2005 yılında dünyada en çok satan kitaplar arasındaydı. Mersin'e uğramamış olabilir. Ama dünyada çok sattı. Bu adam geçen yıl bir kitap daha yazdı. Geciktiğin için teşekkür ederim diye. Ya diyor ben